Merhaba sevgili gençler, Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice hocanız. Batı Edebiyatı akımlarında sembolizm akımıyla devam ediyorum. Yine ÖSYM'nin sevdiği bir akımdır. Yine karşınıza çok fazla çıkacak bir akımdır. Notlarınızı almaya başlayabilirsiniz. Hemen konu anlatımına başlıyorum efendim. Sembolizm akımı, birinci anahtar kelimesi Parnasizm'e tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ben bu tepki olayını önemsiyorum çünkü testlerde veya bazen deneme sınavlarında karşımıza çıkıyor. Yine en baştan alıyorum her zamanki gibi. Klasizm akımına tepki olarak Romantizm akımı ortaya çıkmıştı. Romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak Realizm akımı ortaya çıkmıştı. Naturalizm akımı herhangi bir şeye tepki olarak ortaya çıkmamıştı. Realizm akımının bir ileri aşamasıydı. Daha sonra Parnasizm akımı ise romantizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştı. Şöyle alıyorum, romantizmi çok fazla duygusal buluyordu. Onun yerine gerçekliği savunuyordu. Şimdi sembolizm akımı da ne olmuştur? Parnasizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu ne demektir? Parnasizm'de biliyorsunuz realizm ve naturalizm akımının ikisinin sentezinin şiir versiyonuydu. Dolayısıyla Parnasizm'de Parnasyenler duygulara, izlenimlere çok fazla önem vermiyorlardı. Onlar için en önemli olan şey gerçekti veya düşüncelerdi. Sembolistler ise bu anlayışa karşı çıkıyorlar. Duygusallığa önem veriyorlar, insanın iç dünyasına önem veriyorlar, izlenimlere önem veriyorlar, çevrenin insan üzerindeki etkilerine önem veriyorlar. Dolayısıyla eğer siz bir paragrafta size tanıtılan, verilen bir paragrafta şu anahtar kelimeleri görüyorsanız, semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatmışlardır. Eğer böyle bir ifade görüyorsanız, anlayın ki sembolizm akımından bahsediyorlar demektir. İkinci anahtar kelimesi çok fazla karşınıza çıkacaktır. Musiki diye de karşınıza çıkar, müzikalite diye de karşınıza çıkar. Çünkü sembolistler şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamışlar ve müziği şiirin baş tacı haline getirmişlerdir. Şimdi şiir sanatı diye bir şiir vardır. En önemli sembolist sanatçılardan birisine aittir. Bizde de en önemli sembolistlerden birisi olan Ahmet Haşim'in bir cümlesi vardır. Bu ikisine dikkat edin. Bazen hatta şunu ÖSYM vermiştir gençler. Bu şiir örneğini verip sembolizm akımını sormuştur. Ne demektir? Musiki. Her şeyden önce musiki. Onun için tekli mısradan şaşma. Kıvrak olur erir havada sanki. Ağır aksak söyleyişe yanaşma. Gördüğünüz gibi özellikle birinci mısrada ne yapmıştır? Musiki, her şeyden önce musiki diyerekten sembolizm akımındaki müzikalitenin önemine vurgu yapmıştır sanatçı. Bizim sanatçımız Ahmet Haşim ise şöyle bir cümlesi vardır. Şiir dili, nesir dili gibi anlaşılmak için değil, duyulmak üzere vücut bulmuş. Musiki ile söz arasında ancak sözden ziyade musikiye yakın ortalama bir dildir ifadesini kullanmıştır. Demek ki siz şu ifadelerden herhangi birini gördüğünüzde anlayın ki hangi akımı istiyordur sizden? Sembolizm akımını istiyordur. Sembolizm akımında neye vurgu yapıyordur? Hangi anahtar kelimeye vurgu yapıyordur? Musikiye ya da müzikaliteye vurgu yapıyordur. Üçüncü anahtar kelimemiz anlam kapalılığı. Çünkü sembolizm akımında anlatılacak şey sembol ya da mecazlarla anlatılır. Dolayısıyla biz bir şiiri okuyorsak o şiir herkes tarafından farklı algılanabilir, farklı yorumlanabilir. Ahmet Haşim'in Merdiven şiirini hatırlayın. Merdiven şiirinde kimisi sonbahar anlatılıyor der, kimisi hayat anlatılıyor der, kimisi ölüm anlatılıyor der. Yani zaten Ahmet Haşim'in de istediği budur. Anlamın kapalı olmasıdır. Her okuyanın farklı bir yorumda bulunabilmesidir. O yüzden sembolizmde farklı algılanabilecek, yorumlanabilecek şiiri önemserler. Bakın Ahmet Haşim ne demiş? Şiirde anlam bulmak için şiiri deşmek, eti için bülbülü öldürmek gibidir. Bakın bu cümle önemlidir. En güzel şiirler anlamlarını okuyucunun ruhundan alan şiirlerdir. Şiirde önemli olan anlam değil, söyleyiş özellikleridir. Anlam ikinci plandadır. Yorumlanabilecek şiiri önemsemişlerdir. Demek ki şöyle bir paragrafta görürseniz anlayın ki sembolizm akımında da anlam kapalılığına dikkat çekmeye çalışıyorlardır. Durgun sular, sararmış yapraklar, gün batımları, durgun göller, ay ışığı, alacakaranlık, tan ağartısı, perdede gezinen gölgeler şiirde çok kullanılır. Özellikle sarı renk çok fazla kullanılır. Ben
Sarı rengi sembolizm bakımında o yüzden tercih ettim. Durgun sular, sararmış yapraklar, gün batımları, Ahmet Haşim'in şiirlerini hatırlayın. Şiir sanatı diye bir şiirimiz vardı biraz önce. O şiir sanatından başka bir dörtlük veriyorum. Güzel sözler tül ardında görünsün. Bakın tül ardında görünsün derken perdede gezinen gölgeler bunu hatırlayabilirsiniz. Gün ışığı titremeli şiirinde. Ak yıldızlar maviliğe bürünsün. Ilgıt ılgıt sonbahar göklerinde. Gördünüz mü? Sonbahar önemli. Sonbaharın rengi olan turuncu veya sarı renk, alacakaranlık, sararmış yapraklar sanatçılar için önemlidir. Sembolizmin parnasizm akımıyla şöyle bir ortak noktası vardır. Her ikisinde de sanat için sanat görüşüne bağlı kalıyorlar. Hem sembolistler hem parnasiyenler toplumsal konulardan uzak durmuşlardır. Aynı zamanda sembolizmde melankoli, koli, hüzün ve karamsarlık önemlidir. Bu anahtar kelimeler de sembolizm akımını size hatırlatacaktır. Bakın ben de çok fazla melankolik olduğunu söyleyemedim bile. Temsilcileriyle devam ediyoruz. Bu temsilcilerin, şuraya yazdığım temsilcilerin hepsi birbirinden önemli. Hepsini vereceklerdir gençler. Baudelaire, Malherbe, Verlaine, Rimbaud ve Valéry. Çok güzel telaffuz ettim farkındaysanız. Genellikle şöyle şu isimleriyle veriyorlar. Sembolizm akımının en önemli temsilcileridir. Hatta bizim edebiyatımızda aşağıda da yazıyor. Cenap Şahabettin veya Cumhuriyet döneminde Ahmet Muhyip, Dranas gibi sanatçılar bu sembolist şairlerden de etkilenmişlerdir. Türk edebiyatında ise Cenap Şahabettin çok önemli bir sembolist şairimizdir. Ahmet Haşim'den sabahtan beri bahsediyoruz. Onun sembolist olduğunu zaten anlamışsınızdır. Cumhuriyet döneminde de öz şiir anlayışı diye bir anlayış vardır. İşte Cahit Sıtkı, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhyiddin Anas gibi sanatçılar sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Cumhuriyet döneminde tekrar ediyorum, öz şiir anlayışının temsilcileri de sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Sembolizm akımı da bu şekilde. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma yorum bırakırsanız veya beğenirseniz yine beni mutlu edeceksiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.